İşler Cupcake Yarışması. Herkese günaydınlar sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir yarışma ile tekrardan karşınızdayız. Bugünkü yarışmamız çocuklar için özel olmuştu. Ama oldukça zorlayıcı bir yarışma ve kapışmalı. Bakalım kim kazanacak bu yarışı? Ve ayrıca yarışın sonunda elbette ki bir ödülümüz var. Bu ödülümüz aslında bir tane araba. Ama bu sıradan bir araba değil. Bu araba bir cupcake araba. Hem yiyebiliyorsunuz hem de onu sürebiliyorsunuz. Ve bu yarışmayı kazanan bir çocuk, yani bir çocuk grubu o arabayı almış olacak. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi ödülümüz şu tarafta duruyor. Gördüğünüz gibi ayrıca ödülümüzün yanında ekstra olarak hediyeler de vereceğiz. Gördüğünüz gibi ekstra olarak hediye de verilecek. Yarışmamıza başlamadan önce çocuklarımızı tanıyalım. Burada gördüğünüz gibi 6 tane küçük minişimiz var. Ve bu 6 tane küçük minişimiz gruplandırılacak. Ve bu 6 tane minişimiz üçerli üçerli gruplara ayrılacak. Ve bu yarışmayı kim kazanırsa gördüğünüz oradaki arabaları ve hediyeleri de kazanmış olacak. Çocuklarımızı tanımadan önce parkurumuzu tanıtalım. Öncelikle bu deniz kabuklu yer sıradan bir yer gibi duruyor, öyle değil mi? Ama aslında oldukça tehlikeli bir yer. Her yerden türlü türlü canavarlar ve şeyler çıkacak. Ve tabii ki de küçük minişlerimiz de onlarla savaşacak. Ve onlarla savaşıp burayı geçtikten sonra bir tane grup gördüğünüz şu küçük minişleri alacak. Bu küçük minişler burada esir. Merak etmeyin, bitmedi. Bu uzun süren deniz kabuklu yerden sonra gördüğünüz şu arabalarla yarışma yapılacak. Örümcekli arabayı bir miniş grubu, şuradaki iskeletli arabayı da bir miniş grubu alacak. Ve gördüğünüz gibi orada da jürilerimiz bulunuyor. Saygıdeğer jürilerimiz hangi miniş grubunun daha iyi oynadığını gözlemleyecek ve o miniş grubuna arabayı verecek. O zaman şimdi minişlerimizi tanımaya başlayalım. Merhaba, adın ne? Ben Sütyaz, 7 yaşındayım. Bu yarışmada katılmayı çok istiyordum. Amcamla benimle geldi ve amcam beni şu an izliyor. Ya ne kadar da güzel gerçekten. Tamam, o zaman öbürünü de tanıyalım. Benim adım Moni, ben 7,5 yaşındayım. Bu yara benim abim istemeye geldi. Hatta suda hatta göbekli. Evet, abisi ben oluyorum. Çok heyecanlıyım. Bu da gerçekten çok güzel. Tamamdır. Şimdi size geliyoruz. Benim adım Yunus. Ben de bu yarışma için çok heyecanlıyım. 6,5 yaşındayım. Geldi. Dedem bu ara beni izlemeye geldi. İnşallah başaracağım. İnşallah, inşallah. Öbür kedimize gelelim bakalım. Merhaba, benim adım Çilekli Puding. Ben de aslında 7,5 yaşındayım. Yani tam olarak bilmiyorum yaşımı. Belki 7, belki 7,5'tur ama fark etmez. Ben de bu yarışmayı kazanmaya geldim. İnşallah oradaki minişleri kurtarıp, araba yarışını da kazanıp, oradaki o güzel cupcake'li arabayı alacağım. Bu gerçekten çok güzel bir düşünce. Peki cupcake'li arabayı aldıktan sonra onu yiyecek misin yoksa onu araba niyetine kullanacak mısın? Tabii ki de yiyeceğim. Ben araba kullanmayı bilmiyorum ki. Merhaba, benim adım Cimcik. Ben 5 yaşındayım. Aa, sen en küçüğümüzsün o zaman. Bunu benim abim hep bir yer beni izlemeye geldi. Benim ablam burada. Benim ablamı inşallah yardımcı olacak yarışa. Baba, çok sevindim. Aa, bu da ablanız demek ki. Ona da bir mikrofonu verelim. Siz Civcik'in ablası mısınız? Evet, benim adım Muzlu Keyama benim adım. Ben de Civcik'in ablasıyım. Ona yardımcı olacağım. 7 yaşındayım. O zaman gördüğünüz gibi çocuklarımızı tanıdık. En küçüğümüz tabii ki de Civcik. O da 5 yaşında. Gördüğünüz gibi çeşitli çeşitli minişlerimiz var. O zaman artık hazırsanız başlayabiliriz.
Ama öncelikle geri sayımımızı yapacağız. Ben hemen bir şuraya geçeyim. O zaman hazırsanız yarışmamıza başlıyoruz. 3, 2, 1. Başlayın çocuklar. Ama bir dakika, bir şey unuttuk. Siz grup yaptınız mı? Evet. Hemen gruplara ayrılın bakalım. Nasıl unuturum bu grubu ya? Birinci grubumuzun adı ne? Tamam, o zaman bu A grubu. Bu da B grubu. O zaman asıl şimdi yarışmayı başlatabilirim. 3, 2, 1. Başlayın A ve B grubu. Yeah! Mantıklı hareket etmeliyiz. Bulmamız gereken 3 tane mantık var. Aileyi dikkatlice bakacağız. Bir sürü önümüzde engel var. Onların hepsini aşmalıyız. Hızlı hareket etmeliyiz. Hadi başlayalım. Hiçbir şey yanlış yapmayın. Her şeyi en dikkatli şekilde bakın. Bu mantarları bulmalıyız. Ve ayrıca birlikte hareket etmeliyiz. Çünkü buradaki şeyler gerçekten çok güçlü. Onları beraber yenmeliyiz. Evet, çok korkuyorum. Neden sen çok korkuyorsun kardeşim? Çünkü ben daha üçüyüm. Ben daha yeni doğdum. 5 yaşındayım. Sazama vermez, sen o kadar da bebek değilsin. Öleyim. Hadi ya. Neden vakit kaybediyoruz ya? Saçmalamayın isterseniz. Öbür grup başlamış aramaya. Hadi 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 hadi. Tamam tamam, ağlama, şaka yaptım. Herkes bağıracak, hadi gidelim. Aa, bu da ne böyle? Bu mantar mı? Hayır, saçımı buldum. Ben alayım. Hayır, şunu hemen alayım. Sen benim mantarımı nasıl alırsın? Hayır. Emin, ne oluyor? Çocuk, ne oluyor? He? Bir şey mi oldu? Aha, onlara bir tane canavar çıkmış bile. O Yunus neredesin? Öf, ne oldu ya? Ne var? Benden nasıl kaçarsınız? Evet, haklısın. Onlar bulmuş en azından. Böyle. Hemen mantarı koluma altına almamız lazım. Hayır, o mantar benim. Bana vereceksiniz. Hayır. Ay, bundan nasıl kurtulacağız ya? Bilmiyorum. Emir söyleyeceğim. Bilmiyorum ki. Benim aklıma bir tane fikir geldi. Süryaz. Ben Süryaz değilim ki. Moni'yim. Yaşar. Kafam karıştı işte. Verin artık şunu. Hadi fikrini söyle Süryaz. O zaman belki gider. Ben hiçbir şey anlamadım ki. Ne diyorsun sen böyle? Hepimiz üstüne gideceğiz onun. Hepimiz üstüne saldırırsa belki gider. Tamam anne, deneyelim. Yalnız bu mantığa saldıramayız. Onu güvende bir yere koymamız lazım. Şurada bir kutu vardı. Ben onu hemen alabilirim. Orada canavar var. İyi, sonra saldırırsan orada o canavar. Merak etmeyin, ben hemen ısıtıcı alıp gelelim. Nereye gidiyorsun bakalım? Hemen al. Sonunda bakın ama çok iyi oldu. Bunun içinde de bir tane mantar var. Onu bulmuş, neden biz işi bulamayız? Bulamaz lan.
akla bir fikir geldi. Onlar savaşırken, onlar o canavarla savaşırken kutuyu çalalım mı? Ama ona lazzetli kuyuyu, evet ama bunu kazanmamız lazım. Bence yapalım, bir şey olmaz. Çatın bir tane daha bulduk. Bunu bilin koruması lazım. Arkadaşlar kusura bakmayın, bazen kardeşlerim böyle yanlışlıkla konuşabiliyor da. Bunu sürçüye konuşun, biz de Muni'ye buna saldıralım. Ha şimdi koydum bunu. Bu da tamam tamam. Neredesiniz? Hadi bunu yapabiliriz. Tamam. Hadi tam sırası. Gidelim şu kutuyu alalım. Evet. Yapmayın. Hadi kazanabilirsiniz hadi. Hadi alabiliriz, onu alabiliriz. Siz burada niye ya? Ah canım, kutuyu almaya geldik. Saçmalamayın, bu mantarayı biz bulduk. Aslında yok ama dur. Ama biz aslısız kutu. Biz hiç alamadık mantardan. İki mantarımız oldu, bizim sıfır mantarımız. Demin ay şunu yok. Aa, seni dövedim. Hayır. Sonunda kutuyu almaya başlayabildik. Şunun da basardık ya. Başlıyor. Bakalım mantar dolu kutuyu kim alacak? Bakalım. Sizce sayın seyirciler, mantar dolu kutuyu kim alır? Ya ağlama, bir şey olmaz. Onlar öyle A takımı diye tezahürat yapıyor olabilir. Şimdi bir tane daha mantar var. Bari onu biz bulalım. Oh, sonunda aldık kutuyu, çok. Evet, çok zorlanmış olmalısın var ya. Tek başıma onları idare ettim. Hadi gidelim, buyarım onları. Çok sinirliyim onlardan. Bu yarışı bizim kazanmamız lazım. A takımı. Ne A takımı? Biz B takımıyız. Kafam karışmış. Hadi B takımı. Sonunda yarışmayı ben kazandık ve biz kazandık. Zaten dinlenebiliriz. Zaten yarışmayı biz kazandık. Ben burada bir şey izledim. Mantığı buldum sonunda. Ben A takımı. A takımı kaybetici. Sonunda A takımı. Ne kaybetmesi? 3 tane mantar vardı. Onlar ikisini buldu. Biz sadece bir tane bulduk. Biz sadece puan alacağız ama kaybedeceğiz. Neyse, en azından puan alıyoruz. Evet ama yine de arabayı yarışacağız biz. Ben arabayı zorlayacağım. Çok güçlü benim yerim. Ben kaskı. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız onlar mantar açtığında canavar çıkmıştı. Bize niye hiç çıkmadı? Bilmiyorum. Olamaz kalaba. Sanırım biraz fazla konuştum. Hemen kaçmamız lazım. Bir kırıl bir bak divan. Hatta bu bizi havada atan bir creeper. Neyse tamam. Bir şey olmaz. Altı üstü bir creeper. En azından patladık. Onlarınki daha kötüydü. Evet. Sen bu kadar mı zannettin? Daha var, endiğimen var yanıma. Şimdi bir ışın yanadı. Ne var? Bir de az önce patlayan bir bizi yok. Ya takı yapamadı. Bu şimdi ışın yanıyor. Allah'ım, bundan nasıl kurtulacağız? Bir de bu ışın yanıyor. Aslıya dönsün. Bizi köle de bilir. Durun. Benim aklıma bir fikir geldi. Bence bununla gayet güzel bir şekilde öldürebiliriz bunu. Öldürmek dediğim, bayıltabiliriz. Hazır mısınız? Tamam da bu bizi dokunursa zatına korkup ışınlana. Bunun bir tane 5 tane bir canı var. Nereye gitti bu ya?
Şimdi seni yakalayacağım demek kaçıyorsun ha? Bir sus, sen ne çok konuştun ya. Konuşuyorum ya, sen de konuşma o zaman. Ya hadi gelsenize ya, ben burada canımla uğraşıyorum bir tane mantar bulmuşuz diye. Hadi tamam, geliyorum. Gene yakalayamadım. Ben şunu alacağım. Özür dileyim yalnız. Vay canına, rakip zor çıktı. Bakalım küçük yarışmacılarımız onu yenebilecek mi? Ah, şimdi de buraya gelmiş. Ne kadar? Bu sadece ışın yanıyor ve bu canavarı öldürme. Bu canavarı bağlamak ne zor ki. Keşke karşımıza bu bir yaratı gelmeseydi. Tamam, bir şey olmaz, yapacağız. Sonunda. Gördüğünüz gibi B takımı oldukça zorlu iki tane düşmanımızı da yendi. Ve şimdi B takımı taraftarları da alkışlamaya başladı. O zaman yarışımızın kazananları belli oldu. Çocuklar, sizi bir şu tarafa alalım bakalım. Evet sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi A takımı iki tane mantar bularak, biri mor, biri mavi, bu yarışmayı kazandı. B takımı ise zorlu mücadelelerle sadece bir tane mantar alabildi. Yani sonuç olarak bu yarışmanın kazananı A takımı oluyor. Oldukça fazla sevimimiz var gibi görünüyor. Fakat siz bir tane düşmanla savaştınız. Evet, o da oldukça zararlı ve yani güçlüydü. Zararlı demeyeyim de o da yani bir figürdü. Ama B takımı oldukça zorlu bir şekilde İki tane düşmanla savaştı. Ayrıca onların savaştıkları düşman daha güçlüydü. O yüzden jürilerimiz onlara ekstra puan verdiler. B takımı kazandı! Çocuklarımız bu yarışmayı kazanamadılar. Ama tabii ki de ikinci bir yarışma daha var. İkinci yarışmamız daha da zorlu olacak belki de. Bu bir araba yarışı olacak. Hem de jürilerimizin önünde olacak. Yarışmacılarımız arabaya binecek ve araba yarışı kullanacaklar. A takımı şurada gördüğünüz küçük minişleri kullandı. Yani küçük minişleri kurtardılar. O yüzden onlar şimdilik yoldan çekiliyor. Hanımefendi, ne oluyor, ben iskele arabayı alabilir miyim? Çok sevdim. Ah, tabii ki de alabilirsin. O zaman şimdi yerine geç. Çünkü şimdi bu deniz kabuklu yoldan geçecekler ve araba pistine ulaşacak. O zaman yarışmacılarımız yerlerini alsın ve seyircilerimiz de İzlemeye koyulsun. Ay, bu yolda ne kadar güzelmiş. Şimdi küçük yarışmacılarımızın bir tane araba seçmesini istiyoruz. A takımı şurada gördüğünüz örümcekli arabayı seçiyor. Oo, çok havalıymış. Hatta bineyim, aslında havalıyım. Sıradan bir tane arabaya benzemiyor. Çok havalıymış değil mi? Bu ne? Çok güzelmiş. İskeletli araba. Arabaların farklı özelliği var. Örümcekli arabanın gördüğünüz gibi bir sürü kolu var. Bu da o arabaya ayrı bir özellik sağlıyor. Ayrıca bu araba karanlık ortamlarda parlıyor. Örümcekli kolları sayesinde düşmanından korunabiliyor. Ayrıca rengi sayesinde oldukça da dikkat çekici. Bakın, gördünüz mü? Bu örümcek araba da çok güçlü. Evet. O zaman siz binin bakalım. Ben çok heyecanlıyım. Örümcekli araba yerini alsın. Örümcekli arabayı şu anda takımın lideri Sütlaç kullanıyor. Takımın kaptanı Sütlaç şu anda arabayı kullanıyor. Ve arka taraflarda da Moni ve Okyanus var. Onlar da Sütlaç'a yardımcı olacaklar. Bu arabada oldukça fazla özellik var. Ayrıca arabayı sadece Sütlaç sürmüyor. Arabanın içinde birkaç tane daha sürücü koltuğu var. Onları da Sütlaç'la Moni kullanacak. Şimdi iskeletli arabayı sizlere alalım.
Bu iskeletli arabada çok fazla panik olduğunda, yani çok fazla düşmanıyla sarsıntıya girdiğinde, şuradaki iskeletli tekerleğinden gördüğünüz gibi bir salgı, yani bir sıvı salıyor. O da bu arabanın kaymasını şey yapıyor. O zaman hazırsanız artık araba yarışına jürilerimizin de eşliğiyle başlayalım. Dikkatlik oynayacağız. Bunun da böyle şey var. İskelet tekeri. Örümcek kollarımı açıyorum. Deniz kabuğu yarışmasını A takımı kazanmıştı ama şimdi araba yarışmasını da B takımı kazandı. Bakalım jürilerimiz bu konu hakkında ne diyecek? Hemen A takımı ve B takımını bunların içlerinden çıkartalım ve jüriye doğru götürelim. Gördüğünüz gibi A takımı ve B takımı jürilerin karşısına çıkartıldı. Oldukça heyecanlı bir andayız. Bakalım hangisi kazanacak? Gördüğünüz gibi ortalık epeyce de dağıldı. Zaten buraları toplayacağız. Bakın şuradaki yarışmacılarımız A takımı diyor. Buradaki yarışmacılarımız B takımı diyor. Bakalım jüriler kendi aralarında konuşup neyi karar verecekler? Öncelikle A takımı birinci oyunda gerçekten çok iyiydi. Ne kadar iki tane düşmanla B takımı savaşmış olsa bile bence A takımının savaştığı düşman çok daha güçlüydü. Bu yüzden ben A takımının kazanması gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası ben birazcık kararsız kaldım. Çünkü iki takım da oldukça iyi oynadı. İlk başta Hardal Hanım'ın dediği gibi A takımını seçecektim. Ama sonra bir baktım ki B takımı araba yarışında oldukça iyi oynadı. Aslında bu biraz arabayla da ilgili olabilir ama örümcekli araba da çok güçlüydü. Bu yüzden belki ben B takımı diyor olabilirim. Hadi şu... Benim çok bir yani kararım yok. Ama bence ben A takımı diyorum. Çünkü yani... Baştan beri çok güzel oynamıştılar. Ayrıca kesinlikle de arabayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yoksa B takımı o arabayla yani tabii ki de kazanırdı. Örümcekli araba o kadar da güçlü özelliklere sahip değildi. Ay şunu da bir çıkartayım. O yüzden A takımı diyorum. Evet, A takımı mı B takımı mı kazanacak? Son jüriye göre karar vereceğiz. Bakalım son jürimiz ne diyecek?
Eğer birinci yarış olmasaydı kesinlikle B takımı derdim. Çünkü araba yarışmasında gerçekten aşırı iyi oynadılar. Hem ayrıca ben size katılmıyorum Möcük Hanım. İki araba da eşit bir şekilde güçlüydü. Yani A takımı çok fazla o arabayı kullanacağını bilemedi. Ama B takımı iskeletli arabayı mükemmel bir şekilde kullandı. Hatta örümcekli araba iskeletli arabadan daha güçlü biri olabilirdi. Ama şimdilik şöyle bir şey var. Şu deniz kabuğu yarışmasında A takımı çok güzel bir şekilde iki mantarı toplamışken B takımı onların elinden almaya çalıştı. Hem de onları oldukça zorladılar. Sütlaç kutuyu korurken hepsi beraber sütlaça saldırdı. Ben bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden oyum A takımına. Ve jürilerimizin hesaplamalarına göre bu cupcake'li arabayı A takımı kazandı. Ne kazanması, kaybettik. Arabada kazanabildik en azından. En azından arabada kazandık. Neyse onları da tebrik etmek lazım. Evet. Sizi tebrik ediyoruz. Bir dahakinde ben kazanacağım bu yarışı. Sizden çok sinirlendim. Bu yarışmanın kazananı A grubu oldu. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videoya oldukça fazla da emek verdik. Kardeşlerim biraz yanlış yerlerde yanlış şeyleri söyledi. Kusura bakmayın. Evet. Bazen aynı anda söylediler. İşte onlar da küçük olduğu için. Evet. İnşallah arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Evet. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.